İçişleri Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardaki parmak izi verileriyle yapılan işlemlerde yerli yazılım kullanımına geçiliyor. Havelsan ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı Polisan arasında imzalanan İçişleri Bakanlığı biyometrik veri sistemin ilişkin protokol doğrultusunda %50'şer ortaklıkla Bioteksan isimli firma kuruldu. Bioteksan, projenin ilk fazında nitelikli parmak izi tanıma ürünü İkinci fazında ise niteliksiz parmak izi tarama ürünü geliştirecek. İlerleyen süreçte de yerli ve milli olarak tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerini içeren merkezi bir ulusal biyometrik veri yönetim sistemi devreye alınacak. Geliştirilecek yazılım İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında kullanılacak. Parmak izi doğru ve hızlı olması dolayısıyla en yaygın kimlik doğrulama yöntemlerinden birini oluşturuyor. Yürütülecek çalışmayla farklı kurumların kullandığı teknolojiler standartlaştırılacak ve farklılıklar ortadan kaldırılacak. Parmak izi doğrulamasında kullanılan teknolojinin aynı olması sistemin başarısında kritik önem taşıyor. Bir diğer önemli unsur ise kullanılan teknolojilerin güvenilirliği. Çünkü parmak izi kişisel verilerin en kıymetlilerinden birisini oluşturuyor. Kişisel verileri koruma kanununa göre bu verilerin belli bir sistematikle işlenmesi, saklanması, iletilmesi ve alınması gerekiyor. Bugüne kadar parmak izine dayalı kimlik tespitinde yabancı ülkelerin teknolojileri üzerine geliştirilmiş çözümler kullanılıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan inisiyatifle tek standart ve milli bir teknoloji geliştirilmesi kararlaştırılarak proje hayata geçirildi. Havelsan'ın görüntü işleme teknolojilerindeki yetenekleriyle yerli yazılım kullanımı parmak iziyle başlayacak, ileride avuç içi gibi diğer biyometrik verilerin eklenmesiyle genişleyecek. Yerli yazılım mevcut parmak izi alma cihazlarıyla kullanılacak. Ancak cihazların yerli üretilmesiyle ilgili de çalışmalar bulunuyor milli olarak geliştirilen ve yurt dışıyla hiçbir bağımlılığı bulunmayan yazılım, biyometrik verilerle ilgili işlemlerin daha hızlı, daha güvenli ve lisans ücreti ödenmediğinden daha maliyet etkin yapılmasını sağlayacak. Yazılım, Nisan-Mayıs aylarında belli kurumlarda kullanılmaya başlanacak. Bir yıl içinde de bütün diğer kurumlarda yaygınlaştırılacak. Bu alandaki ihtiyaçlar dikkate alındığında Geliştirilecek teknolojilerin yurt dışına satılması da hedefleniyor.